Şimdi tabii bu ticaret konusunda borçları ödeme konuları var. Efendim esnaf birisine borçlu olmuştur, ödeme yapacaktır ya da müşteri efendim taksitlerini ödeyecektir vesaire falan. Buralarda da bu borcu geciktirmemek lazım. Borcu geciktirdiğimiz zaman, yani böyle bir çok önemli bir mazeretimiz yoksa Allah gösterir, bu da kul hakkına girer. Niye? Çünkü o dükkan sahibi olsun ya da esnaf olsun, o bizden gelecek olan o parayı hesap ederek bir başka taraflara da ödeme yapacak. Bunun hesabını yapmıştır. Bizden para gelmeyince o da öbür tarafa ödeyemiyor. Ne oluyor? Zincirleme böyle gidiyor. Dolayısıyla borcumuz varsa zamanında ödeyeceğiz. Borç aldıysak, nasıl borç isterken böyle o böyle ezilip üzülüyoruz bazen, kolay değil borç istemek. Güler yüzle efendim, tatlı dille borç istiyorsak ödeyeceğimiz zaman da ya arkadaş paranı çaldık mı, kaçtık mı, ettik mi, sık boğaz etmene gerek yok gibi laflar etmemek lazım. Ödeyemeyecek durumda ise tatlı dille, ya şu anda müsait değilim, çok zor durumdayım ama inşallah ödeyeceğim, bana biraz daha zaman ver denilmesi lazım. Esnafın da ya da borç veren kimsenin de durumu iyiyse elbette kolaylık göstermesi lazım. Bu da nedir? Bu da büyük bir sevaptır. Geciktirirsek borçlarımızı bilerek, kasten, hiçbir mazeretimiz yokken, bu da nedir? Kul hakkına girer. Ancak borçlu olan bir kimseye kolaylık gösterdiğimiz zaman bu da muazzam bir sevaptır.